kardeşim. İrem Hanım buradayız. İrem Hanım buradayız. Evet, İrem Hanım merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Biz çok güzel bir defile, güzel bir akşam. Neler söylemek istersiniz? Vallahi henüz defile başlamadı ama bunun heyecanını biz de gençler gibi yaşıyoruz. Gençlerin hayalini gerçekleştirip bunun karşılığını alacakları gecede onlara destek olmak için geldik ve ben de onların heyecanına ortak oldum. Bakalım, yani inşallah çok güzel şeyler bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Şöyle bir backstage'in kapısından içeri girdim ve gerçekten çok enteresan ve çok güzel şeyler var. Çok heyecanlılar. O heyecanı da çok iyi anlayabiliyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Peki bunun içinde siz neler yapıyorsunuz? Yürek çıkmaz edici, çok iyi gidiyor. Evet. Çok güzel bir karakteriniz var. Neler söylemek istersiniz bunlar? Her yerde aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Set çok güzel. Yönetmenimiz Serdar ve Senem, çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bütün oyuncu kadrosuyla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Alp gerçekten geçen benim aklımda çok güzel şeyler söylemiş. Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim onun için. Çok güzel bir senaryoyla ilgili alışverişimiz var. Çok kibar bir insan. Çok güzel bir yüreği var. Onunla her detayı konuşup sahneye o şekilde çıkmak çok huzur veriyor. Aynı şekilde Serdar'la, Senem'le de öyle, hani bu alışverişi sağlamak, ekiple öyle bu alışverişi sağlamak, huzurlu bir ortamda çalışmak harika bir şey. Siz de zaten aksini iddia edemezler, çok iyi bir oyuncusunuz. Çok teşekkür ederim. Karakterinizden biraz bahsedecek olursanız, nasıl bir karakterde izliyor insanlar sizi? Yani karakterinizi oynarken siz nasıl duygular yaşıyorsunuz oynarken? Yürek çıkmazı gerçek bir olayın... Aslında olayı ters bir şey, anlatıyor. Bir şey. Evet. Hı-hı. Ve hani acaba bunlar büyüseydi hayatlarında ne olurdu'nun aslında bir şeyi. Ve Zeynep çok inatçı ve karşılaştığı bir insanın ölümüne sebep olan bu şeyi bir şekilde çıkartmak istiyor. Yani bunun öldüren kişinin yanında kar kalmasını istemiyor ve bu davanın peşini bırakmak da istemiyor. Ve bunun kadar güçlü bir kadını oynamak hani benim çok hoşuma gidiyor. Zor oluyor mu peki? Yani gerçek bir olayı anlatıyor olmak ve bunun hala günümüz dünyasında, dünyanın her tarafında yaşanıyor olması çok üzücü. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet hala bir şekilde yaşanıyor olması ve bunu duyuyor olmak, bunu biliyor olmak, bunun yapılıyor olması, gerçekten böyle insanlarla yaşıyor olmak sanırım çok sinir bozucu bir şey. Yani bir insan aklından nasıl bir öyle bir şey geçiriyor, nasıl şiddet uygulayabiliyor, nasıl birine zarar verebiliyor, hiçbir zaman aklımın içinde sığdıramayacağım galiba. Ve hani bunu bir şekilde anlatıp bunun mücadelesini vermeye çalışıyor olmak umarım bir şeyleri değiştirir. Peki siz kendi hayatınızda şiddete, fiziksel, psikolojik şiddete maruz kaldınız mı hiç? Çocukluğunuzda, gençliğinizde? Hepimiz kadar ben de kaldım. Yani özellikle psikolojik şiddete çok çok defa maruz kaldım. Bazen fark edemiyorsun çünkü. Öğretmeninden görüyorsun, çalışma arkadaşından, birilerinden, sokakta başka birinden, mutlaka etrafındaki herhangi birinden psikolojik, belki de geçmişte baktığınızda bizde fiziksel bir şiddet de vardı okul hayatımızda. Hani ya bunu böyle hani şey çok büyük bir şeymiş gibi anlatmayacağım ama hani hepimiz bir şekilde yaşadık çocukluğumuzda belli şeyler. Şimdi ardına baktığımda evet bunlar çok kötüymüş gibi geliyor ama yaşandı. Şu anda artık bunları mahal vermemeye çalışıyorum tabii ki. Yani buna susmamaya çalışıyorum. Buna karşı çıkmaya çalışıyorum. Hayatımda böyle bir şiddeti uygulayacak birinin hayatımda olmamasına gayret ediyorum. Anladım. Biraz da güzel şeyler konuşalım o zaman. Yolaç Bey'le de güzel. Çok ciddi oldum evet, ya. Evet. Ben de ter bastı bana da. Yolaç Bey'le de çok güzel giden bir ilişkiniz var. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Yani şu an her şey çok yolunda gidiyor. Güzel gidiyor. Beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dizinin ve onun işinin arta kalan zamanlarında.
Güzel bakalım. Yani İnsanlar iyiyiz. Böyle görüşemeyince sorun yaşıyor ilişkilerinde. Siz de yaşıyor musunuz? Yani set dışında set zaten ortamları. Hep beraberiz. Arkadaşlarımız çok ortak. O yüzden yani bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yani bu bize kalan vakti iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hani o taraflara takılı kalırsak devamlı sorun çıkar diye düşünüyorum. Biz iyi tarafından bakıp ne güzel vakit geçiriyoruz. Beraber daha güzel gün geçirelim diye bakıyoruz. Peki bir evlilik teklifi olacak mı? Bekliyor musunuz? En son bekliyordunuz ama galiba. Bize de söylemiştiniz, röportajı da ben yapmıştım sizinle. Bakalım. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Aynen. Bu şeyi yap. Kardeşim şunu alayım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Hoş geldiniz. Kaçırmak istemedim. Yarın da çok erken setim var. Karavanda hazırlandım. Karavanda hazırlandım. Aynen öyle. Evet, hayırlı olsun dedik. Nasıl gidiyor çekimler? Güzel, her şey yolunda. Güzel bir heyecan. Evet, güzel. Her şey yolunda. Yarın yine çok erken kalkıp sete gideceğim. O yüzden böyle kısacık bir uğramak istedim. Buraya. Kaçırmak da istemedim. Artık yoğun bir tempoya başlıyoruz. Evet, yoğun bir tempoyuz bayağı zaten. Her zaman öyle. Evet, aynen öyle. Bu arada öyle. Ama şey, keyfimiz yerinde. Biz seviyoruz bu tempoyu. Yorulmuyor. Yani çalışmak sizi yormuyor. Yormuyor. Yani tabii ki yoruyor ama getirisi de çok olduğu için mutlu değiliz. Yani getirisine bakıyorum. Evet, tabii ki. Çünkü çalışan oyuncular özellikle hep tatil yapamadıklarından, yeterince dinlenemediklerinden ve kendilerine vakit ayıramadıklarından şahit ediyorum. Evet, yani bizim çalıştığımız dönem uyumaya vaktimiz olmuyor. Ama boş olduğumuz dönemlerde bomboş oluyoruz. O yüzden öyle bir denge ve yıllardır böyle olduğu için buna da alışırız. O boş zamanlarımızda zaten bolca enerji topluyoruz bu zamanlar için. Şimdi böyle o topladığımız enerjiyi harcıyoruz. Arada teyzelik nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Nasıl çok gidiyor? Güzel. Boş zamanlarımda bulabildikçe boş zaman direkt zaten yeğenimi görmeye gidiyorum. Hande Açen yeğeni için bir yatırım yapmıştı. Banka hesabına para yatırmıştı. Sizin öyle düşünceleriniz var mı yeğeniniz için? Valla hiç haberim yok böyle bir şeyden ama hiç öyle bir şey de düşünmedim açıkçası. Aklıma bile gelmedi. Öyle bir şeye ihtiyaç olursa tabii ki seve seve yaparım. Ama ne bileyim, gündemimde hiç öyle bir şey olmadı. Peki hep bir teyze olarak mı kalacağız? Şimdi bir teyzeliğin tadını da çıkaralım tabii yani. Öncelikle çok güzel bir duygu gerçekten. Sonrası kısmet bakalım. Diğer şekilde, diğer tarafta da birçok oyuncu arkadaşınız anne oldu. Annelik duygusunu da mutlaka onlar size aktarmıştı, söylemişti. Evet. Ya ben de zaten çok anaç bir insanım. Ama şu an zaten çok yoğun bir temponun içindeyiz. Gündemimizde olan bir şey değil ama tabii ki kısmet boşta. Her zaman yıllardır söylediğim gibi hayırlısı. Şu an güzel giden bir evlilik. Çok güzel işler. Çok güzel bir yaşam. Bir eksiklik var. Onu da tamamlarsak tam olur mu? Yok ya, hiçbir şey eksik değil. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Çok şükür yani. Tabii ki hayatımızda kötü giden şeyler de oluyor. Güzel şeyler de oluyor. Hepsinin tadını çıkarıyoruz. Hiç eksiklik olarak sevmiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şu gününüzü fark ettim o yüzden. Biraz soğuk, evet. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel.